varsa hani bize başvurmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle hani biz onlara hem para almadığımız gibi aynı zamanda bir maaş da veriyoruz. Niyet mektubunun içinde samimiyete mi bakıyorsunuz, işte kendini çok övmesine mi bakıyorsunuz, işte referanslarından mı bakıyorsunuz, neye bakıyorsunuz, neye bakılıyor? Bak, Türkiye'de dövizle maaş alan birisi yaşadı yani. Gerçekten çok iyi yaşıyor değil mi? Evet. Yani böyle bir gerçek var. Ben bunları bilseydim not ortalamamı yüksek tutardım hocam şu anda. Son dakika golü olarak atamayacağım. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Berk Esen hocamla yeni bir video daha çekeceğiz. Onu İsmet İnönü videosundan biliyorsunuz. İsmet İnönü'nün tarihsel gerçekler üzerine daha önce konuşmuştuk. Bugün de bu korona gündeminden çıkarak üniversiteye giriş, üniversiteden sonraki eğitim hayatı ve master programları üzerine hocamla bir video yapacağız. Video uzun olacak arkadaşlar. Bununla ilgili en başından uyarayım. Bu yüzden şu anda videonun altındaki açıklamalar kısmında videonun başlıklarının olduğu dakikaları bulma imkanınız var. Bunu yaptıktan sonra kolaylıkla kendinizin merak ettiği noktaları görmüş olacaksınız. Ama ben yine de videonun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Hocamı çok fazla bekletmeyeyim. Kulaklıklarımı takıyorum. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar Çağatay, nasılsın? İyilik hocam, ne olsun işte, karantina, evde oturuyoruz böyle. Siz nasılsınız? Aynen, ben de karantinadayım ve yaklaşık bir aydır evde oturuyorum. Tek tük alışveriş dışında evden dışarı çıkmadım. Ya artık zaten alışveriş de mümkün değil, sokağa çıkma yasağı geldi. Tabii artık her şey online'a geçecek bakalım. Gerçi dünkü sahnelerden sonra bilmiyorum, iki hafta içinde Türkiye'de tablo ne olur. Açıkçası o konuda kaygılıyım. Onun için iyice bir herhalde bir buçuk ay eve kapanacağız gibi duruyor. Yani gidişat öyle. En azından ona yönelik kendimizi hazırlamak lazım. Tabii bu şu anda çektiğimiz videonun zamansız bir video olması lazım. Korona yani şu anda kim bilir kaç senesinde izleyenler olabilir bu videoyu. Bu her zaman geçerli olacak bir video. Yüksek lisans, master dediğimiz, doktora dediğimiz eğitim hayatına dair genel geçer bütün her şeyi konuşmaya çalışacağımız bir video olacak. Şimdi öncelikle hocam, siz biraz kendi kariyerinizden, kendi hayatınızdan neler okudunuz, hangi kurumlarda okudunuz, hangi ülkelerde okudunuz? Bundan bahsederek başlarsanız bu konudan devam ederek insanları daha fazla bilgilendirme şansımız olur. Yani aslında belki bugünkü konuya da faydası olacak şekilde ben hem master hem de doktora eğitimimi Türkiye'de ve yurt dışında yaptım. Dolayısıyla farklı eğitim sistemlerine temas etme, hani onları içinden izleme imkanım oldu. Lisans eğitimimi ben siyaset bilimi iktisat alanında Vanderbilt Üniversitesi'nde, yani Amerika'da yaptım. Akabinde Türkiye'ye dönüp bir siyaset bilimi master'ı yaptım Sabancı Üniversitesi'nde. Oradan mezun olduktan sonra önce Almanya'da bir sosyoloji programında ikinci master yaptım. Akabinde de tekrar Amerika'ya dönerek bu sefer Cornell Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptım. Yani dolayısıyla yaklaşık 3 ülkeyi içine alan ama aynı zamanda Arjantin'de de biraz saha çalışması yaptığım için yani belki 4 ülke ekleyebilirim. Üniversiteleri ve tabii akademik programları yakından görme imkanım oldu. Dolayısıyla belki bu programda hani biraz bunlar ışığında konuşacağız. Türkiye'ye döndüğümden beri Bilkent Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yani Eylül 2015 yılından beri Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Ve yaklaşık bir senedir de bizim bölümde lisansüstü programlara bakan bölüm başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla aslında belki bugün üstünden geçeceğimiz, tartışacağımız konuların çoğu bana günlük hayatımda da öğrencilerden soru olarak geliyor. Bazen e-mail'de, bazen beni koridorda, kampüste yakaladıklarında konuşuyorlar ya da soruyorlar. Hani dolayısıyla benim açımdan da hani biraz daha fazla öğrenciye ulaşabilmenin bir imkanı oldu. Tekrar teşekkür ediyorum sana böyle bir davet için. Ben teşekkür ederim hocam. Açıkçası ben çok hedef kitlenizde değilim. Çünkü zaten ben master yapamıyorum benim. O not ortalamam buna yetmiyor zaten. Çünkü ben zaten herhalde bunu hiçbir zaman hedeflemedim kendi hayatımda. Ama hedefleyen insanlar, esasen akademide kalmak isteyenler, üniversitelerinde kalmak isteyenler, akademik çalışma yapmak isteyenlerin çok ciddiye aldığı bir konu bu. Master, doktora dediğimiz konular. Bu konuda da elbette önce şu çok önemli. İnsanlar mesela lisansını farklı bir alanda yapıp, yüksek lisansını başka bir alanda yapabiliyorlar, doktorasını farklı bir alanda yapabiliyorlar. Master tam olarak nedir hocam? Ve hangi alanda master yapılmalı, hangi lisansa göre, hangi kişi neye göre lisansını, yüksek lisansını seçmeli?
Ben tabii kendim siyaset bilimci ve uluslararası ilişkilerci olduğum için herhalde bugün söyleyeceğim şeylerin önemli bölümü ekseriyetle sosyal bilimcilere yarayacaktır ya da en azından sosyal bilimler programlarına daha çok faydası olacak bilgiler olacak. Dolayısıyla hani diğer disiplinler için de çok yorum yapmak istemiyorum. Fakat sosyal bilimler alanında tabii lisans programları aslında öğrencilere her şeyden önce genel kültür verir. Yani siz bir hukukçu gibi ya da bir doktor gibi bir kendi alanınızda müthiş bir ihtisas sahibi olarak oradan çıkamazsınız. Yani siyaset bilimci diyoruz ama siyaset bilimci ne yapar günlük hayatında? Tabii ki birçok farklı sektörde çalışabilir. Bu aynı şey uluslararası ilişkilerciler için de geçerli. Yani diplomat da olabilirsiniz ama aynı zamanda uluslararası şirketlerde, uluslararası organizasyonlarda, özel sektörde, akademide yani çok farklı alanda çalışabilirsiniz. Şimdi master eğitimi özellikle sosyal bilim dallarında lisans eğitimi yapan öğrenciler için bence çok elzem. Çünkü lisans programlarında biraz genel kültürlerini geliştirdikten, neyi nerede okuyabileceklerini, bilgiye nasıl rahat erişebileceklerini, belki bilgiye rahat erişebilmek için hani lisans yeteneklerini arttırdıktan sonra artık master ve tabii akabinde eğer devam edenler olursa doktora da asıl ihtisaslaşma dönemi başlayacak. Yani bizim işte tıp ya da hukukta çok daha erken yaşta gördüğümüz ihtisaslaşma sosyal bilimlerde aslında yüksek lisans ve doktora da başlıyor. Dolayısıyla aslında yani sen ben çok master'la ilgilenmiyorum dedin ama yani bence üretim tarzının çok komplike hale geldiği ve artık toplumun önemli bölümünün üniversiteye gitmeye başladığı bu dönemde en azından master eğitimi yani elzem olmasa da çok önemli bir noktaya geldi. Yani Türkiye'de de açıkçası eğitim olanakları arttıkça master yapan öğrencilerin sayısı artıyor. Dolayısıyla not ortalamasından bağımsız olarak ben öğrencilerimizin çoğunu en azından master yapmaya sevk etmek yani master yapmaya sevk etmek istiyorum. Çünkü ileride kariyerleri açısından akademiye devam etmeyecek olsalar bile çok faydalı olabilir. Hocam açıkçası ben şu anda yeni bir şey öğrendim. Şimdi ben çok fazla bu konularda bilgi sahibi biri değilim. Aslında çok fazla soracak şeyi olan biriyim bu yönden. Ben zannediyordum ki ortalamanın 2,5 üstü olması lazım master'a gidilmesi için. Yok mu öyle bir şey? Yani tabii bazı bölümlerin bir not ortalaması yani bekledikleri minimum bir not ortalaması oluyor. Mesela bizim programımız için 2,7 master başvurularında, doktora başvurularında da 3. Dolayısıyla öyle durumlarda evet hani öğrencilerin başvurma imkanı olmuyor. Fakat bu minimum kurallar her bölüm için geçerli değil. Bölümden bölüme fark edebiliyor. Bazı programlar paralı oluyor yani ücretli oluyor. Burs imkanı daha kısıtlı oluyor ve o açıdan aslında not ortalaması beklentisi de çok yüksek olmuyor. Aynı şekilde devlet üniversitelerinde bunun daha rahat olduğunu meslektaşlarımdan duyuyorum. Dolayısıyla hani tabii ki not ortalaması belli bir gösterge ama tek gösterge değil. Bence master'a başvurmak için daha önemli olan bir faktör öğrencinin ilgisi. Yani öğrenci master yapmayı düşündüğü alana yönelik büyük bir ilgisi varsa ve o alanda uzun vadede de çalışmayı düşünüyorsa bence master programlarına başvursun. Yani başvursun program onu kabul eder ya da etmez. Ama öğrenci kendisini baştan bu sürecin dışına çekmesin. Yani şimdi burada önemli bir noktada başvurular aslına bakarsak bu noktada. Çünkü başvuruların farklı farklı beklentileri var. Başka üniversiteler, yurt dışındaki üniversiteler, Türkiye'deki üniversitelerden daha farklı beklentiler içerisinde olabiliyorlar. Veya bütün okullar kendi içlerinde farklı kriterlere göre öğrenci seçebiliyor. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Yurt içinde ve yurt dışında öğrencilerin neye göre seçim yapması lazım? Yani okudukları bölüm özellikle ekseriyetle tabii sosyal bilimlerden bahsediyoruz şu anda. Bundan dolayı şunu sorayım. Sosyal bilimlerde bir insan Türkiye'de veya yurt içinde veya yurt dışında diyelim eğitimi neye göre seçmeli? Belli başlı üniversiteler var mı? Ortaya çıkan programlar var mı? Burs imkanları var mı? Bunları soralım. Tabii kesinlikle yani aslında Çağatay burada yani üç farklı konu var ya da üç farklı soru var. Bunun bir tanesi alan seçimi nasıl olacak? Yani bazen benim karşılaştığım öğrenciler zaten lisans eğitiminin sonlarına doğru çok özel olarak ne çalışmak istediklerinin farkına varıyorlar ve ona yönelmek istiyorlar. Öyle durumlarda öğrencilerimiz biraz daha ihtisaslaşmış, biraz daha daraltılmış master programlarına başvurabilir. Yani mesela insan hakları hukuku
master programı ya da uluslararası lojistik master programı ya da uluslararası güvenlik master programı. Yani özellikle yurt dışında veya enerji veya işte çatışmazlık, uyuşmazlık analizi. Mesela bu tarz sosyal bilimlerde çok daha dar, yani tek bir disiplin içinde yer almayan, belki disiplinler arası ama onun içindeki daha dar bir alana bakan master programları var. Eğer hani öğrencimiz bu alanlardan birine ilgi duyuyorsa ben direkt bu tarz programlara başvurmalarını çok tavsiye ediyorum. Fakat eğer bu kadar kafalarında netleşmiş bir soru, öne çıkan bir konu yoksa daha genel bölümlere başvurmaları çok daha mantıklı olacaktır. Yani uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji gibi. Yani dolayısıyla ilk ayrımı öğrenci zaten kendisi yapacaktır. Yani son seneye geldiğinde gerçekten kafasında belirmiş ve uzun seneler boyunca da üstünde çalışmak istediği bir tez konusu alanı var mı? Bazı öğrencilerin oluyor, bazı öğrencilerin olmuyor. Olmaması bir kayıp değildir. Yani açıkçası 21-22 yaşında böyle bir alanı belirlemek de her zaman mümkün olmuyor. Onda da ziyan yok. O zaman alanlara gidecekler. Dediğim gibi yani disiplinlere başvuracaklar. Yurt içi, yurt dışı tartışması ya da seçimi aslında biraz daha zor. Çünkü orada bir dolu faktör gündeme geliyor. Bunun bir tanesi tabii ki burs. Yani Türk ekonomisinin son dönemde özellikle içine girdiği sıkıntılar sonrası tabii Türk parasının döviz karşısındaki değeri çok düştü. Ve dolayısıyla yurt dışında özellikle de gelişmiş bir, yani bir batı ülkesinde master ya da doktora yapmanın maliyeti çok arttı. Ve yurt dışında her ne kadar burs olanakları olsa da sonuçta her başvuran öğrenciye burs imkanı olmadığı için hani o noktada tabii biraz daha kısıtlamalar olacaktır. Yani benim orada hani öğrencilere birkaç tavsiyem var. Bir tanesi yurt dışına başvuruyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle ülke genelinde verilen bazı burs programları var. Onlara başvursunlar. Bazen öğrencilere denk geliyorum. Ya hocam benim not ortalamam şuydu, başvurmadım. Ya beni kesin almazlardı. Bu kararı komite versin. Öğrencinin kendisi vermesin. Dolayısıyla yani ben başvuru aşamasında olan her öğrenciyi o konuda biraz cesaretlendirmek istiyorum. İşte mesela Almanya'da DAAD programı var. İsveç'te Swedish Council'ın dağıttığı, özellikle de Balkanlardan gelen ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir grup ülkenin öğrencilerine verdiği bir burs var. Türk Eğitim Vakfı'nın, TEV'in farklı ülkelerle girdiği işbirliği burs programları var. Fransa, Almanya, Singapur, İngiltere gibi. Aynı şekilde Jean Monnet, Avrupa Birliği genelinde aslında size istediğiniz ülkede yüksek lisans yapma imkanı veren bir burs programı ve tabii Fulbright. Özellikle de Amerika'ya gitmek istiyorsanız bu çok güzel bir şans. Yani dolayısıyla mutlaka benim unuttuğum başka ülkelerin de bu tarz geniş burs programları vardır. Ama yani benim çok yakından takip ettiğim en azından 5-6 tane büyük burs programı var. Yurt dışını düşünen öğrencilerin mutlaka bu programların ve bu burs başvurularının yükümlülüklerini ve tarihlerini iyi takip etmeleri gerekiyor. Ve bence başvurmaları lazım. Onun akabinde yurt dışında bazı programlar burs veriyor, bazıları vermiyor. İşte orada artık öğrencinin kendisinin araştırma yapması gerekiyor. Şimdi yurt içi, yurt dışı farkı, yani böyle bir tek bir kategoride bunu almak çok zor. Açıkçası işte benim de içinde çalıştığım Bilkent Üniversitesi ama aynı zamanda işte Koç, Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ gibi yani başka üniversiteleri de sayabilirim ama bunlar benim daha nispeten daha yakından takip ettiğim üniversiteler. Çok kaliteli bir eğitim veriyor sosyal bilim alanlarında. Dolayısıyla bu üniversitelerden birine giderseniz yurt dışındaki birçok programda alacağınız kalitede bir eğitim alabilirsiniz. Yani dolayısıyla sırf yurt dışına gitmek için adı sanı bilinmeyen, çok kaliteli bir eğitim vermeyen bir üniversitede master yapmanın çok bir anlamı olmayabilir. Yani dolayısıyla yani öğrencilerimizden en azından bu karşılaştırmada hani bunu da değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Yine bunun yanında hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen denk geliyorum özellikle İngiltere'ye başvuran hani öğrenciler. Tabii İngiltere'de çok prestijli bazı okullar var. Oxford, Cambridge, LSE ve tabii işte Londra Üniversitesi gibi ve yani başka bir dolu üniversite sayabiliriz. Yani öğrenciler bu okullar çok prestijli olduğu için burs almasalar da yine de kendi ceplerinden para ödeyerek orada master yapmak istiyorlar. Yani hani tabii bu öğrencinin kendi takdiridir ama eğer ailelerinin ekonomik imkanları çok fazla değilse ben sırf oradan alınacak bir senelik master diploması için işte verilecek 30 bin, 40 bin, 50 bin pound'luk bir harcamayı çok gereksiz buluyorum.
Yani bir senelik bir master eğitimi sizin kariyerinizde çok 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 da büyük bir değişiklik yapmayacaktır. En azından orada alacağınızın önemli bölümünü Türkiye'de de alabilirsiniz. Ya da burs alarak gidebileceğiniz yurt dışındaki başka programda da alabilirsiniz. Dolayısıyla hani bunu da bir söyleyeyim. Son olarak da yurt içi, yurt dışı farkında dediğim gibi yani Türkiye'de çok kaliteli üniversiteler var. Ama yurt dışına gitmenin belki okuldan da bağımsız olarak öğrencileri şöyle bir faydası olabilir. Ve ben o nedenle en azından bizim programdaki iyi öğrencileri her zaman için yurt dışına başvurmaya, yönlendirmeye çalışırım. Şimdi Türkiye'de okuduğunuz zaman büyük ihtimalle ailenizin yaşadığı şehirde bir üniversiteye gidiyorsunuz ve ailenizle yaşıyorsunuz. Ailenizle yaşamasanız bile zaten uzun süredir tanıdığınız arkadaş çevresinin içinde daha korunaklı bir şekilde okuyorsunuz. Yani yurt dışına gitmek biraz daha kendi ayağınızın üstünde durmayı, işte ev kiralıyorsunuz, su faturanızı kendiniz ödüyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir ülkede hayata sıfırdan başlıyorsunuz, yepyeni bir çevre oluşturmaya çalışıyorsunuz. Derse girdiğiniz zaman etrafınızda işte Almanya'dan, Fransa'dan, Singapur'dan, İsveç'ten, İngiltere'den gelen bir dolu öğrenci oluyor. Onların çok farklı tecrübeleri, deneyimleri, akademik perspektifleri oluyor. İngilizce konuşuyorsunuz neredeyse bütün gün. Hatta belki ikinci bir yabancı dilinizi daha pratik edebiliyorsunuz veya öğreniyorsunuz. Dolayısıyla yurt dışında okumanın akademik hayatın ötesinde bence öğrencilerimize kazandıracağı bazı pratik deneyimler, meziyetler var. Yani o yönüyle aslında imkanı olanları, özellikle de burs bulan öğrencileri ben hatta master seviyesinden yurt dışına gitmeye tavsiye ederim. Tabii dönsünler, yani bu ülkeyi terk etsinler gibi bir şey söylemiyorum. Ama iyi bir eğitim alıp dönmek de aslında hani bu ülkeye ciddi katkıdır. Vallahi hocam açıkçası söylediğiniz pratikte olan şeylerin hepsini tabii ki siz asıl uzmanı olarak siz söylüyorsunuz ama örneğin son dediğiniz şeye ben kendi içimde katılamıyorum açıkçası. Yani Türkiye'ye geri dönsünler, dönmesinler bence. Yani Türkiye'ye ben dönmek istemem açıkçası yurt dışına çıkabilirsem. Neden böyle bir şey söylüyorum şu anda? Çünkü hocam Türkiye'ye döndüğüm zaman göreceğim şey gerçekten insanların liyakat sahibi insanlara değer verilmeyen bir ülke görüyorum ben. Bilimden daha çok hurafenin itibar gördüğü bir ülke görüyorum ben. Yani benim çok ciddi anlamda Türkiye ile ilgili rahatsız olduğum şeyler var. Bu yüzden ben mesela yurt dışına yani master yapacak olsam yurt dışına giderek yapmak isterdim. Belki yapacağım bilmiyorum tabii ki. Okul Haziran'da bitecek. Gerçi onu da bilmiyoruz şimdi koronadan dolayı artık ne olacağını ne biteceği de yok, belli. Yok yok biz dersleri yapıyoruz online. Haziran'da belli. Yapıyoruz hocam. Tabii bunları da bilmek lazım ne olacak ne bitecek görmek lazım ama. Açıkçası ben şöyle bir ruh haline girmiş durumdayım zihniyet olarak. Yurt dışına bir şekilde çıkma aracı olarak master'ı kullanmak gözün yani böyle bir şey görüyorum kendi adıma. Çünkü Türkiye'den yurt dışına çıkmak öyle elinizi kolunuzu sallayarak olmuyor. Ben 25 yaşına girdiğimden beri de artık yeşil pasaportumu da kullanamıyorum. Schengen vizesi gerekecek vesaire. Yurt dışına çıkmak mümkün değil. Her şey biraz daha zorlaşıyor. Zaten Türk vatandaşı olmak birazcık dünyada pasaportların çok da hani o kadar değersiz değil ama bir tık daha değersiz bir pasaportunuz var elinizde. Bütün bu zorluklar içerisinde dünya vatandaşı olma, yani dünyadaki imkanlardan faydalanabilme, dünyadaki gelişmelerden haberdar olabilme ve bunların içine girip bunlara katkı verebilme adına Türk vatandaşlarının birkaç adım geriden başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden belki de yurt dışına çıkmak ve orada olabilmek, bütün bunlara katkı vermek adına belki bazı şeyleri daha çok imkanlı kılacaktır. Bu yüzden ben de belki yani dediğiniz gibi yurt dışına gitmek önemli. Benim için de çok önemli aslına bakarsanız ama bir master programında benim için bence en önemli şey eğer gideceksem şahsım adına konuşuyorum. Ben bursa bakacağım hocam. Yani size şunu sormak istiyorum öncelikle. Mesela Amerika'daki bütün üniversiteler özel üniversite ya da bunu tam zıt örneği olarak Almanya'ya görebiliriz. Bütün üniversiteler devlet üniversitesi gibi bir durum. Hangi ülkeler nasıl burslar veriyor? Mesela İsveç'in verdiği bir burs programından bahsettiniz. İsveç'te mesela Uppsala'da okuyan bir arkadaşım var. Bizim okulda genetik bölümünden gitti ve o anlatıyor devamlı. Gerçekten çok ciddi anlamda karma bir yapı. Diyor ki yani bizim benim kaldığım yurt Birleşmiş Milletler gibi diyor. Yani burası Akdeniz katı, orası bilmem ne katı. Böyle gerçekten Birleşmiş Milletler gibi diyor ve gerçekten hani o dünya vatandaşlığının faydalarını görebildiğini söylüyor.
Bu yüzden mesela İsveç de güzel bir yer. Her yer güzel olabilir ama burs programları ile ilgili sormak istiyorum. Özellikle bursla ilgili. Hangi ülkeler ne kadar burs veriyor? Hangi programları var? Yani tabii ülke genelinde bir şey söylemek çok zor ama biraz daha hani ülkeler üstünden hani senin sorun paralelinde bakmaya çalışayım. Gördüğüm kadarıyla Amerika'daki üniversiteler master seviyesinde pek burs vermiyorlar. Hatta bilakis birçok iyi Amerikan üniversitesi master programını para kazanma ve o parayı işte araştırmalara, doktora öğrencilerine, hocalarına harcama vesilesi olarak görüyorlar. Yani dolayısıyla siz eğer Amerika'da master yapmak istiyorsanız Fulbright dışında benim bildiğim çok fazla öyle burs veren bir kurum, okul, örgüt yok. Tek tük belki gözümden kaçmış burs programları vardır ama eğer siz Amerika'da master yapmak istiyorsanız yani Fulbright çok daha yani hani elinizde olan nadir seçeneklerden biri. Fakat doktora seviyesinde Amerika'daki birçok üniversitenin gerçekten çok bonkör burs programları var. Ben yani yaklaşık 6 sene Cornell Üniversitesi'nde doktoramı yaparken bölümden asistanlık, araştırma asistanlığı karşılığı bir burs aldım. Yani aylık bir maaş aldım. Açıkçası birçok arkadaşım da benzer şekilde burs imkanlarından yararlandılar. Dolayısıyla Amerika'ya başvurmak isteyen öğrencilerin onu akıllarında tutması gerekiyor. Doktora da çok büyük bir ihtimalle okula kabul alırlarsa burs alacaklardır. Master seviyesinde bu olmayacaktır. Eğer siz master yapma konusunda eminseniz ama doktoraya devam edip etmeme konusunda kararsızsanız Amerika'ya yine başvurun. Ama Fulbright alamazsınız, direkt doktoraya başvurun. Çünkü öyle bir durumda 2 sene sonunda master diplomanızı alıp programı bırakma imkanınız var. Yani master'ı aldım, hadi ben gidiyorum deyip diplomayı yani kolunuzun altına alıp ülkenize dönebilirsiniz. Kimse de sizden o parayı geri istemeyecektir. Çünkü çalışma karşılığında Amerika'da doktora programlarında burs alıyorsunuz. Amerika açısından bunu söyleyebilirim. İngiltere biraz daha farklı. İngiltere ve özellikle kıta Avrupası ülkelerindeki birçok doktora programlarında mesela yani Amerika'da ve Kanada'da merkezi bir sistem var. Yani sizi bölüm kabul ediyor bu programlara ve siz arkadan danışman hocanızı seçiyorsunuz. Özellikle doktorada. Dolayısıyla Kanada'da da Amerika'da da doktor programlarında ciddi burs dağıtılır. Kıta Avrupa'sında ve belli oranda İngiltere'de aslında sizi okuldan çok hoca kabul ediyor. Yani siz hocalarla temasa geçiyorsunuz, tez öneri taslağınızı yolluyorsunuz ve o hocaların dikkatini çekerse ve hocalar beğenirlerse sizi kabul ediyorlar ve kabul etme karşılığında da burs çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biraz daha birebir giden bir süreç. Ve Amerika ve Kanada'dan farklı. O nedenle kıta Avrupa'sında ki Amerika kadar bildiğimi söyleyemem kıta Avrupa'sı sistemlerini, burs imkanları biraz daha farklı gidiyor. Yani daha bireysel ölçekte belirleniyor. Tabii kıta Avrupa'sı biraz daha sosyal demokrat, korporatist bir yapıdan geldiği için özel üniversitelerden çok devlet üniversiteleri öne çıkıyor. Dolayısıyla Fransa'da, Almanya'da ve birçok oradaki hani ülkedeki üniversiteler devlet üniversitesi ve sizden ciddi bir ücret almıyorlar. Yani çok cüzi bir ödemeyle, bir dönemlik ödemeyle eğitim hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani orada master veya doktora yapmanın maliyeti büyük ihtimalle daha az olacaktır. Fakat tabii yaşam masraflarınızı yine sizin karşılamanız gerekiyor. Biraz önce sana saydığım bu genel burs programları işte DAAD olsun, TEV'in bursları olsun, Swedish Institute'un verdiği burs olsun. Onlar işte o yaşam masraflarını karşılamaya gidecek. Yani dolayısıyla böylesine biraz burs açısından farklı bir durum var. Bir de çok kısa bu Türkiye'ye dönme, Türkiye'den kaçma meselesine dair hani bir şey söyleyeyim. Haklısın, yani şu açıdan haklısın. Bu sanırım senin kuşağın için benim kuşağıma nazaran daha da bir önem kazandı ve çok daha rahat görülüyor. Yani Türkiye'de bir son dönemde otoriterleşti. Otoriterleştikçe partizanlaştı ve ne yazık ki hiçbir yani ne siyasette ne ekonomide ne üniversitede ne medyada artık bir liyakata dayalı bir sistemin gittiğini görmüyoruz. Bu bir toplum için gerçekten çok kötü bir durum. Çünkü böyle bir sistemle yönetilen ülkelerde sistem vatandaşına şunu demiş oluyor. İstediğin kadar çalış, istediğin kadar yetenekli ol. Potansiyelin karşılığını alamayacaksın ya da hak ettiğinin karşılığını alamayacaksın. Tek tük istisnalar var. Yani ben açıkçası
Çalıştığım üniversiteden çok memnunum ve liyakatle akademisyen aldıklarını düşünüyorum. Ama akademi özelinde baktığımda Türkiye'de bunu yaptığını söyleyebileceğim üniversite sayısı ne yazık ki fazla değil. O nedenle de hangi sektörde olursa olsun ne yazık ki işte senin kuşağından genç öğrenciler Türkiye'den çıkmak istiyorlar ve Türkiye'de dönmek istemiyorlar. Yani bu konuda onları suçlayamam. Size bir örnek vermek istiyorum hocam bununla ilgili. Yani birebir hayatta yaşanmış bir şey. Örneğin Fulbright'tan bahsediyoruz. Benim yakın bir arkadaşım Faysal şu anda seyrediyordur. Zaten sizin İsmet İnönü videonuza da bayağı hoşuna gitmişti. Çok konuştuk onunla ilgili. Faysal tiyatrocu ve Bilkent Tiyatro'dan mezun oldu. Bilkent Tiyatro'dan mezun olduktan sonra kendi tiyatrolarını kurdular ve şu anda Fulbright bursunu kazandı. Amerika'ya Fulbright okumak üzere gidecek. New York'a veya başka bir şehre gitmeyi planlıyor şu anda. Şimdi bir tarafta o var. New York'ta veya işte Amerika'nın herhangi başka bir şehrinde bu işi yaparken bir takım takdirler göreceğini, gördüğünü söylüyor. Orada bunlara daha fazla imkanlar tanınacağını söylüyor. İşte kendi alanındaki bir takım teknik terimleri kullanarak bir şeyler anlatıyor bana. Kendim için söyleyeyim. Ben kendime fotoğraf kariyeri ve video üzerinden bir kariyer çizmeye çalışan bir insan. Yani bunlar üzerinden belki freelance çalışarak, belki kendi adıma söyleyeyim stok fotoğrafı çekerek veya farklı işler yaparak bir takım paralar kazanıp hayatımı idame ettirmeye çalışan bir insanım. Ben Türkiye'de açıkçası hocam çok nasıl diyeyim size kulaktan dolma bilgilerle bu işleri yapan insanların olduğunu görüyorum. Bir fiil bu işin içerisinde. Öte yandan dünyanın en önemli fotoğrafçılarından bir tanesi olan Platon'un Amerika'da yaşayan New York'ta bu bahsettiğim adam Yunanistanlı bir adam. Ya ben geçen sene kendime bir portfolyo oluşturduğumda çektiğim fotoğrafları özellikle portre, özellikle doğa ve işte landscape dediğimiz çekimleri, makro çekimlerin oluştuğu bir paket gönderdim mail olarak Platon'un ofisine. Ve doğrudan oradan muhatap oldular benimle. Orada bir genel sekreter, işte insan kaynaklarından Michael diye bir adam vardı. Onunla Skype'da görüşme yaptık. 2 saate yakın bir görüşme. Benim orada işe başlayıp başlayamayacağımı konuştuk. Bununla ilgili bana teşvikte bulundu. Amerika'ya gelip gelemeyeceğimi konuştuk vesaire. Sonucunda olmadı. Yani derken bunun aynısını Türkiye'deki herhangi ortalama bir insana yapsam muhatap bile alınmayacağımı biliyorum. Öbür taraftan baktığımız zaman Platon dediğim adam gerçekten dünyanın en önemli portre fotoğrafçısı şu anda. Onun bizzat benimle muhatap olması söz konusu olabiliyor. Ya ben bunu Türkiye'de görememekten çok rahatsız oluyorum açıkçası. İnsanların şevkini de kırdığını düşünüyorum. Kendi alanında herkes dünyaya bir şey katmak, bir şey yani bu tamamlanmamış taslağı hani Picasso'nun dediği gibi tamamlanmamış taslağı bir şey ekleyerek dünyayı daha güzel bir hale getirmek için herkes kendi alanında kendi haddince bir şeyler yapmalı. Ama bunu yapmak için insan motive olmalı. Gerçekten kendi içinde bunu isteyebilmeli ve bunu yaparken gerçekten bunu yaptığı zaman karşılığında bir şey görebileceğini bilmeli. Çünkü marifet iltifata tabi. Ve kimse karşısında bir iltifat almadığı veya takdir edilmediği bir şeyi kolay kolay yapmak istemiyor. Türkiye'de olay ben tamamıyla bundan ibaret görüyorum açıkçası hocam. Yani buna hayır diyemiyorum. Bu tarz örneklerin sayısı özellikle son dönemde çok arttı. Ama bütün ülkeye de genellemeyelim. Yani bunun olmadığı durumlar da var. Sadece hani şunu söyleyeyim. Hani oraya gidip eğitimini tamamlayabilirsin ya da arkadaşını tamamlayabilir ki ben dediğim gibi bunu öneriyorum herkese. Yani sonuçta şu an her alanda dünyanın en iyi eğitimini Türkiye'de vermiyoruz. Dolayısıyla bu zaten hani Türkiye'de bir gelenektir. İnsanlar yurt dışına gider okur. Benim sadece söylediğim yurt dışında kendisini çok iyi geliştiren insanlarımızın en azından bir bölümünün geri dönmesi gerekiyor. Ha, geri döndüklerinde evet yer yer hayal kırıklığına da karşılaşabilirler. Ama yer yer kendilerini çok şaşırtacak, onların şevkini arttıracak, onlara moral verecek de gelişmeler olur. Yani mesela şöyle söyleyeyim, ya ben kendi alanımda, yani sadece kendi kişisel örneğimden dedi, yani yaklaşık 10 küsür sene ben yurt dışında bulundum. Yani eğitim hayatımın farklı bölümlerini yurt dışında geçirdim. Ve dönmekten pişman olmayan biriyim. Yani 2015 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. Yaklaşık 5 seneyi aştı. Ve bir gün bile pişman olmadım. Çünkü yaptığım şeyin bir değeri olduğunu düşünüyorum. Yaptığım iş üstünden insanlara dokunabildiğimi düşünüyorum. Ve açıkçası yurt dışında kalsam, Amerika'da, Kanada'da veya Batı Avrupa'da bir eğitim pozisyonu bulsaydım ve orada öğretim üyesi olsaydım, inan burada yapabildiklerimin 1/3'ünü bile yapamazdım.
Yani burada öğrenci topluluklarına konuşuyorum. Yani şimdi bakar hani benim için ne kadar keyifli bir olay. Öğrencimle bir Zoom üstünden bir yayın yapıyorum. İşte kendi bölümümde lisans üstü eğitimin kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Arada bir işte basına demeç veriyorum. Yani bir çeşit günlük olayları yorumlayarak katkı sunmaya çalışıyorum. Uzmanlık alanım üstünden yazılar yazıyorum falan filan. Yani hani bu listeyi daha da uzatabiliriz. Açıkçası yani bir fırsat bulduğunuz zaman aslında Türkiye'de yapacağınız şey çok fazla. Ve onun getirisi her zaman maddi olmasa bile inanın yani inan profesyonel kariyerine de bir noktadan sonra olumlu etkisi oluyor. Ama daha da önemlisi manevi bir tatmin oluyor. Yani o tatmin duygusu yani bir insan için çok önemli. Yani benim bir katkım var ve insanlara faydam var duygusu. Yani onu Amerika'da, Kanada'da ya da Fransa'da yapamazsın demiyorum. Tabii yapabilirsin. Ama belki hani şöyle bir örnek verebilirim. Bu tabii bir kişisel bir tercih. Mesela ben kendi adıma, ben kendi alanım dışından bir örnek vereceğim. İşte New York dediğin için söylüyorum. New York'ta Guggenheim Müzesi'ne müdür olacağıma, Türkiye'ye gelip İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kuran müdür olmayı daha tercih ederim. Ve onun katkısının da daha fazla olacağını düşünürüm. Tabii ki işte o müzeyi kurarken Osman Hamdi Bey'e de buradan saygıyla analım. Çok zorluklar yaşıyor, çok sıkıntı çekiyor. Ama Türkiye'de özellikle yani Osmanlı'nın son döneminde arkeolojiye dair yapılan birçok şey onun kaleminden çıkıyor. Yasası da dahil olmak üzere. Yani dolayısıyla bu da hani aklın bir köşesinde olsun. Kendi sektöründe belki Türkiye'de en iyi eğitim alamazsın. Ama yurt dışına gidip buraya döndükten sonra belki o sektörde Türkiye'de bir çığır açabilirsin. İnsanlara yani o şikayet ettiğin şeyi değiştirerek insanların hayatına dokunabilirsin. Ve onların yolunu açabilirsin. Bu da sana yani eğer biraz da şansın yaver giderse inan kötü yansımaz. Bir de tabii Amerika konusunda genelde şu gözden kaçırılıyor. Bunu bu pandemi sırasında biraz daha da iyi gördük. Açıkçası benim dönme nedenlerimden biri de oydu. Neoliberalizmde yönetilen bir ülke olarak devlet kapasitesi son dönemde çok düştü. Ve zaten çok farklı etnik grupların oluşturduğu bir toplum olduğu için ve o etnik gruplar arasında da sosyoekonomik farklar da çok yüksek olduğu için her türlü ekonomik kriz ya da siyasi kriz anında Amerikan toplumu çok sarsılıyor. Sağlık sisteminin iş sahibi olmaya dayandığı ve özel sektörün eline bırakıldığı bir ortamda açıkçası yani Amerika'da ayakta kalmanın, profesyonel anlamda ayakta kalmanın bedeli çok fazla olabilir. Türkiye'de eğer nispeten iyi bir işiniz varsa aslında döndüğünüz an üst orta sınıf bir profile sahip oluyorsunuz ve onun da bir hani getirisi var. Yani dolayısıyla hani ben sadece 2020 yılından ben öğrencilere nacizane bir tavsiye olarak hani sadece 2020 Türkiye'sinden bakmayın. Siz okuyup döndüğünüzde 2025 yılı olacak, 2030 yılı olacak. Ve 2030 Türkiye'si ben umutluyum. Bu kadar otoriter olmayacak, bu kadar partizan olmayacak, kurumlar bu kadar zayıf olmayacak. Biz bu kötü sarmalın içinden çıkacağız ve daha iyi, daha müreffeh, daha demokratik, daha batıya entegre, daha çok sesli bir toplum olacağız ve liyakatı da önem veren bir toplum olacağız diye umuyorum ve onun için de mücadele ediyorum. Ya ben de o konuda aynı fikirdeyim çünkü zaten dünya bunu dayatıyor. Böyle olmazsa insanın hayatta kalması asla mümkün değil. Devletin hayatta kalması mümkün değil. Mutlaka bir yerde liyakate dönüş olmak zorunda olacak gerçekten. Bütün bunları konuştuktan sonra tabii şöyle bir soru geliyor aklıma. Master sonrası iş hayatında insanları neler bekliyor? Yani ben tekrar master konusu üzerinden gidecek olursam lisans eğitimini alıp iş hayatına girmiş bir insanla master eğitimini alıp iş hayatına öyle girmiş bir insan veya işte akademide kalmış bir insanın bunların arasındaki farklar ne olacak? İş hayatında neler bekliyor master yapan bir insan? Yani tabii iş hayatında ne beklediği aslında master sonrasında ne tip bir alanı ya da sektörü seçtiğiyle alakalı. Ben uluslararası ilişkiler okuyanlara ki bu aslında siyaset bilimi için de geçerli. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Aslında yani dünya siyaseti sizin de takip ettiğiniz gibi son dönemde çok değişti. O değişmeyle birlikte çok yeni iş sahaları ortaya çıktı. Yani mesela ben Bilkent Üniversitesi Ankara'da bulunduğumuz için Ankara'nın bence alanında en iyi uluslararası ilişkiler bölümüne sahip olduğumuz için yani öğrencilerimize mutlaka uluslararası örgütlere, uluslararası STK'lara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Genelde birinci sınıf
öğrencilerimiz ve uluslararası ilişkilercilerin önemli bölümünün diplomat olacağını düşünüyor. Halbuki bizim bölümümüzden genelde her sene bir ya da iki tane diplomat çıkar. Onun dışında öğrencilerimiz çok farklı sektörlere yöneliler. Eskiden tabii akademiye ve özel sektöre giren öğrenci sayımız çok fazlaydı. Fakat son dönemde özellikle Suriye krizi sonrası Ankara'da, ulusal merkezi Ankara'da olan birçok uluslararası örgüt çok fazla yeni pozisyon açtı. Ve uluslararası ilişkiler mezunlarının, özellikle de İngilizce iyi konuşan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi mezunlarının hani bu konuda çok şansı var. Dolayısıyla lisans veya hatta master sonrasında ben bu iki alandaki, hatta sosyoloji okuyan öğrenci için de bu geçerli. Yani öğrencilerimizi işte Birleşmiş Milletler'in çok farklı burada örgütleri var, büyükelçilikler var, Avrupa Birliği'nin çok geniş bir, Avrupa Komisyonu'nun çok geniş bir teşkilatı var. Aynı şekilde uluslararası bir dolu STK var. Dolayısıyla bu tip alanlara başvurmalarını çok tavsiye ederim. Çalışma hayatlarında interdisipliner bir bakış açısını kullanmalarını çok tavsiye ederim. Yani aslında senin de biraz yaptığın buna da yaklaşıyor. Yani bir alanda okuyorsun ama sadece o alanda kısıtlı kalmıyorsun. Ve teknolojiyi de kullanarak çok farklı alanlarda da üretim yapmaya çalışıyorsun. Açıkçası bunu yapan mezunlarımız çok daha başarılı olacak. Yani dolayısıyla teknolojiyi iyi kullanmalarını ve farklı disiplinlerdeki gelişmeleri de takip etmelerini tavsiye ederim. Tabii göç, terörizm, insan hakları, toplumsal cinsiyet, çevre gibi konular son dönemde çok önemli hale geldi ve önemli olmaları gerekiyor. Dolayısıyla belki master yaparken bu alanlarda ders alabilirlerse veya tezlerini yazabilirlerse uzun vadede tabii ki hani onlar için çok faydalı olacaktır. Yani belki master sonrası için böyle bir tespitte bulunabilirim. Bir de tabii genelde master'ın ikinci senesinde öğrencilerimizin kafasında doktora devam edeyim mi etmeyeyim mi sorusu var. Bu tabii önemli bir yol ayrımı. Orada yani en azından kendi adıma tabii doktora yapmak yani benim için çok keyifli bir şeydi. Akademisyen olmak çok keyifli bir iş. Yani 50 defa da olsam herhalde 50 defa bu kariyeri seçerdim. Ama bir taraftan da zor bir meslek. Yani siz sürekli okumayı, yazmayı, çizmeyi, öğrencilerle bir arada olmayı, konuşmayı, ders anlatmayı sevmiyorsanız akademisyenlik çok zor, çok sıkıcı bir kariyer olabilir. Dolayısıyla ya ben master sonrası galiba iş bulamam ya da tam olarak kafamda bir iş fikri yok. Onun için doktora devam edeyim. Ya ondan sonra bir duruma bakarım diye doktora devam etmesinler. Çünkü o tarz durumda olan çok öğrenciyle karşılaşıyorum. Doktoranın ikinci ya da üçüncü senesinde ya bu iş benim için doğru değil sanırım deyip iş başvurusu yapıyorlar. Bu sefer yaşları ilerlemiş oluyor. İş tecrübeleri olmadığı için ama çok fazla sene okudukları için birçok pozisyona çok fazla kaliteye gibi duruyorlar. Ama aslında tecrübeleri o pozisyonlar için çok düşük kalıyor. Dolayısıyla ya en düşük seviyeden başlıyorlar, o zaman da işlerinde tatmin olmuyorlar. Ve tabii uzun vadede başarılı olamıyorlar ya da iş teklifi alamıyorlar. Dolayısıyla master'ı bitirirken eğer gerçekten akademisyen olmayacaksanız ben doktoraya başvurmalarını tavsiye etmem. Onun yerine çok farklı sektörleri düşünsünler. Sadece özel sektör değil, saydığım sektörlerde çok fazla pozisyon açıldı. Ve özellikle de İngilizceyi iyi kullanan mezunlar burada çok avantajlılar. Şimdi bahsettiniz Türkiye'de. Biz Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı bir takım ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Türkiye'de dövizle maaş alan birisi yaşadı yani. Gerçekten çok iyi yaşıyor değil mi? Evet. Yani böyle bir gerçek var. Şimdi uluslararası ilişkiler okuyorum. Son senemdeyim, bitireceğim. Master vesaire bunlardan bahsettik. Ben şunu soruyorum hocam. Ankara'dayım. Bulunduğum evin etrafı her taraf büyükelçilikler. Konsolosluklar, bir şeyler. Ve buralardaki iş imkanları mesela master istiyorlar mı? Çünkü mesela benim Amerikan Büyükelçiliğine çok yakın ev. Amerikan Büyükelçiliğinde ben şu anda muhtemelen ne iş verseler yaparım açıkçası yani. Çok da keyifle yaparım. Çünkü dolarla maaş verecekler. Yaparım açıkçası. Bana çok koymaz bu. Ama bunun masterla bağlantısı var mı?
Master yapınca bu tip bir işe almak bir tık daha kolay olur mu? Ya çünkü biraz da gerçekçi yerden bakmamız lazım. Türkiye'de iyi bir ekonomik şartta yaşamak istiyorsak gerçekten dövizle maaş almak büyük avantaj hocam ya. Bu yönden master hakkında ne dersiniz mesela? Bir yere başvurduğumuz zaman veya büyükelçiliklerde çalışan, mezuniyet sonrası çalışan öğrencileriniz veya tanıdıklarınız ne durumdalar, ne yaptılar, var mı böyle insanlar? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Yani tabii özel olarak belli uluslararası örgütlerin kendi işleyiş tarzları birbirlerinden çok farklı ve dolayısıyla o kurumlarda çalışan arkadaşlarımın mezun eski öğrencilerimin tecrübeleri farklı olabiliyor ve yer yer kendi kurumlarını eleştirdiklerini de duyuyorum. Ama tabii o kurumların içinde çalışmayan biri olarak ben o eleştirileri şimdi yansıtmayayım. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani birinci olarak tabii ki master yaparsanız başvurularda şansınız biraz daha artabilir. Yani sonuçta 22 yaşında daha yeni mezun olmuş biri olarak değil, 24-25 yaşında işte İngilizce tez yazmış eğer İngilizce bir programda master yaptıysanız. Biri olarak başvurursunuz ve tabii ki işe alma şansınız biraz daha fazla olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla uluslararası örgütlerin aşağı yukarı hepsi zaten ilk pozisyonu aldıklarında gönüllü olarak alıyorlar. Ve hani o senin söylediğin dolar üstünden pek bir ödeme yapmıyorlar. O belki ileriki senelerde biraz pozisyon yükseldikten sonra oluyor. Dolayısıyla yani aslında master'ınız olsun olmasın önemli olan o pozisyonları iyi takip edebilmek. Genelde bu kurumlarda açılan pozisyonlar çok spesifik, yani çok nokta atışı oluyor. İşte Arapça ve İngilizce bilen birini arıyorlar. Ya da çok iyi video çekebilen, video edit edebilen birini arıyorlar. Ya da sosyal medyayı çok iyi kullanan bir iletişimci arıyorlar. Hani bu tarz salt, işte ben siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkiler mezunuyum diye başvuramayacağınız, onun yanına bir şeyi eklerseniz ancak başvurabileceğiniz bir konu oluyor. Tamam. Burada da interdisipliner olmanın Burada da anladığım kadarıyla aynen, gerekiyor. yani mesela senin o açıdan çok avantajın olabilir. Çünkü video edit edebiliyorsun, iletişim sektörünü çok iyi biliyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Hani bu alanda ki bazı pozisyonlara çok rahat aslında hani başvurabilirsin. Master yapmakta tematik olarak uzmanlaşmaya yardımcı olduğu için işte atıyorum UNHCR belki ya da UNDP göç üstüne uzmanlaşmış birini arıyordur. Siz de tezinizi göç konusunda yazmışsınızdır. Hani oradan bir avantaj olabilir. Uluslararası STK'lar hani benzer şekilde gidiyor ama sanırım uluslararası STK'larda biraz daha süreç daha az bürokratik. Burada hani benim Bilkent üzerinde gördüğüm ama büyük ihtimalle demin saydığım üniversitelerin hepsi için geçerlidir ama Ankara'daki üniversiteler mezunları daha avantajlı oluyor. Çünkü Ankara'da bu pozisyonların çoğu. Genelde bu arkadaş bağlantıları üstünden gidiyor. Yani arkadaşlar işe almıyor da siz bir ilan açıldığına işte 2 sene önce sizin bölümünüzden mezun olan ve sizin tanıdığınız bir arkadaşınız UNDP'de çalışıyor ve size haber veriyor. O nedenle aslında bu şebeke ağları yavaş yavaş kuruluyor. Onları takip etsinler. Yani mesela bu kurumlarda çalışan arkadaşları varsa mutlaka onlarla konuşsunlar. Yani oradan iş imkanları çıkabilir. Hani dolayısıyla hani bu büyüyen bir saha Türkiye'de ve nispeten yani görece liyakatın daha öne çıktığı bir alan. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki işte Batı Avrupa ya da Kuzey Amerika'da gördüğümüz tarz fazla sayıda araştırma merkezi yok. O araştırma merkezleri çok kapsamlı konularda çalışmıyorlar. Ve dolayısıyla sizin master sahibi olarak bir araştırmacı olarak Türkiye'de çalışma imkanınız daha kısıtlı. Eğer öyle olsaydı bir de tabii o iş sahaları olurdu ama gördüğüm kadarıyla onun sayısı çok fazla değil. Hocam peki önemli bir noktada şu aslına bakarsak işin başlangıcı, master'ın başvuru süreci, insanların nasıl yapmaları gerektiği ve bunun püf noktaları. Çünkü hani belli başlı başvurular aslında nasıl başvurulduğuyla da alakalı olabiliyor bazen insanların kabul edip edilmediği. Bu konuda birkaç ipucu verebilir misiniz? Püf noktaları nelerdir? Yani aslında iki şeye burada değinmek istiyorum. Bunun bir tanesi özellikle devlet üniversitelerinde okuyan öğrencinin kafasında özel üniversiteler hiç burs vermiyor gibi bir bilgi var. Ve birçok denk geldiğim öğrencilerin bu nedenle mesela Bilkent'e hiç başvurmamış olduklarını duyuyorum ve üzülüyorum. Bu doğru değil. Anladığım kadarıyla diğer özel üniversite için de bu geçerli ama ben Bilkent ve kendi bölümüm için bunu çok rahat söyleyebilirim. Biz burs veriyoruz.
hem master seviyesinde hem doktora seviyesinde ve açıkçası bize başvuran ve kabul ettiğimiz öğrencilerimizin çok önemli bölümüne burs veriyoruz. Yani bunun seviyesi doktora ve master'da farklı olabiliyor ama hani dolayısıyla okul ücretini karşılayamayan öğrencilerin de özellikle başarılılarsa hani bize başvurmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle hani biz onlara hem para almadığımız gibi aynı zamanda bir maaş da veriyoruz. Ve aslında bu yönümüzle devlet üniversitelerinden daha onlar için avantajlı bir durum teşkil ediyoruz. Çünkü Ben bunları bilseydim not ortalamamı yüksek tutardım hocam şu anda. Son dakika golü olarak atamayacağım vallahi açıkçası. Yani dolayısıyla bize başvurabilirler ve yani mesela devlet üniversitesinin master ya da doktora programlarını kabullenen öğrenciler araştırma asistanı olmazlarsa maaş alamıyorlar. Ki araştırma asistanı pozisyonu çok değerli, yani çok kısıtlı sayıda oluyor. Halbuki biz çok daha fazla sayıda burs dağıtıyoruz. Dolayısıyla yani öncelikle onu akıllarında tutsunlar. Yani başvuruda benim gördüğüm kadarıyla yani son iki senedir ben bizim bölümdeki bu öğrenci kabul komitelerinde oturuyorum. Ve işte her sene yaklaşık 200'e yakın bize başvuru geliyor ve onları tek tek okumaya çalışıyorum. Birkaç burada öne çıkan faktör var. Bunun bir tanesi demin sen de söyledin, not ortalaması. Not ortalaması tek başına belirleyici değil ama tabii ki bir faktör. O çünkü öğrencinin 4 senelik bir başarı tablosunu gösteriyor. Bazen öğrenciler birinci veya üçüncü senelerinde iyi bir tablo sergilememiş oluyorlar ama 4 senelik bir periyottan baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı öğrencinin akademik seviyesini ortalama hani belirliyoruz. Her zaman için istisnalar vardır. Dolayısıyla not ortalamalarını yüksek tutsunlar. Ama tabii bu sene başvuracak olan öğrenciler için hani bu geçti. Sonuçta not ortalamalar artık aşağı yukarı belirlendi. İkinci baktığımız nokta ki ben bunu dikkatli okumaya çalışırım. Bizim statement of purpose dediğimiz başvuru mektubu. Yani siz başvururken başvuru dosyanıza 1,5-2 sayfalık kendinizi tanıttığınız, ne ile ilgilendiğinizi, ne çalışmak istediğinizi, neden o okula başvurduğunuzu anlattığınız bir kısa yazı yazıyorsunuz. Bu aslında benim için en önemli belge. Çünkü orada yani öğrenciyi işte transkriptinden, referanslarından, gittiği okullardan bağımsız, onu özel olarak tanıma imkanı veren bir şey. Dolayısıyla o başvuru mektubuna çok dikkat etsinler ve onu çok detaylı yazsınlar. Yani bunu. Peki hocam, spesifik olarak bu niyet mektubu, başvuru mektubu. Niyet mektubu, evet. Adı aklıma geldi. Neler? Niyet mektubunun içinde samimiyete mi bakıyorsunuz, işte kendini çok övmesine mi bakıyorsunuz, işte referanslarından mı bakıyorsunuz, neye bakıyorsunuz, neye bakılıyor? Yani benim baktığım mektuplar içinde genelde %80'i aynı şekilde başlıyor. Başvuran öğrencilerimizin %80'i sağ olsunlar siyaset bilimine ve uluslararası ilişkilere ilkokul seviyesinden ilgi duymuş oluyorlar. O nedenle bu bölümü okumuş oluyorlar. Aynen. 15 senedir gündemi takip ediyor oluyorlar ama çok da akabinde gündemin hangi konusuna merak duyduklarını söyleyemiyorlar. Çok sıkıştıklarında o an gündemde en çok ne tartışılıyorsa işte terörizm. göç, şimdi belki pandemi olacak, S-400 olabilir, onu çalışacaklarını söylüyorlar. Şimdi bunun hiçbir çarpıcı tarafı yok. Takdir edersiniz ki 200 tane mektup okuduğunuz zaman her biri 2 sayfa olursa 400 sayfalık bir metin okuyorsunuz. Tamam, bir akşamda okumasanız da kısa bir sürede okuyorsunuz. Bu mektupların çoğu, yani bu niyet mektuplarının çoğu arada kaynıyor. Çünkü öğrenci kendisini diğerlerinden ayırmamış oluyor. Hani dolayısıyla tabii ki mektup samimi olmalı. Daha da önemlisi kişisel olmalı. Yani o kişiyi tanıtmalı. Ama bunların yanında bir de diğer öne çıkmalı. Ha, diğer mektuplardan siz kendinizi şu şekilde öne çıkarabilirsiniz. Ben hep iki örnek veririm. Bunun bir tanesi iyi bir akademik soruyla açmak. Yani ben S-400'leri çalışmak istiyorum, ben göç çalışmak istiyorum değil de mesela S-400 çalışmak istiyorsanız şöyle bir soruyla açabilirsiniz. İşte 60 küsür senedir NATO üyesi olan ve 250 senedir de Rusya ile ciddi sorun yaşayan ve yakın zamana kadar da en fazla tehdidin oradan geldiği bir ülkeyle nasıl olur da Türkiye böyle bir anlaşmaya girdi ve bunun karşılığında da NATO'da elini zayıflattı? Yani skeptik olmak bir nevi. Yani bu kendi içinde çok ilginç bir soru. Çünkü var olan elimizdeki uluslararası ilişkiler teorileri bu konuya hemen bir cevap veremiyor. Yani bu aslında bir araştırma sorusu.
Ve birçoğumuzun da düşündüğü bir soru. Ha, ona şöyle cevap veririz, böyle cevap veririz. O ayrı bir tartışma konusu. Ama konudan ziyade bir araştırma sorusuyla bu niyet mektubuna başlamak. Ya da mesela göç çalışacaksanız, biz buna işte İngilizce hani puzzle diyoruz. Yani bir artık bilmece diye mi çevirmek gerekir? Bulunamayan, insanı meraklandıran şey. Mesela göç konusunda benim en şaşırdığım nokta şu. Türkiye'de sağ popülist ve giderek otoriterleşen bir iktidar var. Bu tarz partiler dünyanın geri kalan yerlerinde hep göç karşıtı bir diskur takip ediyor. Halbuki biz Türkiye'de gördük ki her ne kadar yani çok her zaman olumlu bir diskur olmasa da AKP hükümeti yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi yaklaşık 10 senedir ülkede barındırıyor. Kendi içinde çok ilginç bir şey. Neden? Ben Ben vereyim mi cevabı hocam? olur ver. Osmanlı hamiliğine heveslenen başka bir sağ hükümet yoktu ondan dünyada. Yani o da Yani olabilir. Tabii aslında hani buna kültür üstünden, ideoloji üstünden cevap verebiliriz ama hani kendi içinde çok ilginç bir soru. Ve elimizdeki teorilerin çoğu bunu açıklamıyor. Şimdi mesela öğrenci bunu ilk paragrafında anlatabilir. Ve inanın o 200 mektup içinden bunu yapan 3-4 tane kişi çıkacaktır. Ve ben o okurken o öğrenci hep aklımda kalır. Çünkü doğru sormayı, yani doğru soru sormak akademik araştırma yapmanın ilk adımı. Ve onu öğretmesi çok zor. Yani öğrenciler kendilerini entelektüel olarak geliştirebilirler, olgusal bilgilerini arttırırlar. İşte master derslerinde biraz daha iyi ya da doktora derslerinde biraz daha iyi yazmayı öğretebiliriz. Öğretmeye çalışıyoruz. Ama iyi soru sormayı öğretmek o biraz insanın kendi içinde olan bir şey. Kendi kendine kazanabildiği bir meziyet. Dolayısıyla bir, niyet mektuplarını böyle açabilirler. İki, sen demin söyledin ya hani samimi olmak. Biraz daha ilgilendikleri konuyla kendi kişisel tarihlerini birleştirebilirlerse, her zaman mümkün olmuyor ama o çok ilginç olabilir. Yani örnek verebilir miyim bir tane? Şöyle bir şey tabii. olabilir mi mesela demek istediğiniz hocam? Bu Yunanistan'la mübadele yıllarımızda dedesinin göç ederek Türkiye'ye geldiği bir durumda bir çocuk var, bir öğrenci var. Ve o göç işlerini kendisinden yola çıkarak işlemeye çalışırken Suriye meselesine girip Suriye'den Türkiye'ye göçe, işte bu asylum seeker'ların Türkiye'deki varlığına, durumlarına kendi açısından bakıp ben de işte buradan göç etmek zorunda bırakıldım, Türkiye'ye geldim. O da benimle aynı durumda mı gibi mesela bir şeyle yola çıktığı zaman enteresan bir şey mi vermiş oluyor? Bunun gibi bir şey. Aynen. Yani şimdi herkesin kişisel tarihiyle çalıştığı konu birebir paralel gitmiyor ya da her zaman kolay bağlantı kurmak mümkün olmuyor ama o bağlantı kurulduğunda gerçekten o çok etkileyici oluyor. İşte benim büyük dedem mübadele sırasında Girit'ten İzmir'e geldi ve 30 sene tam olarak entegre olamadı. Yerleştiği yerde kendisiyle dalga geçtiler ya da dışladılar ya da hani onu Yunanlı olarak yani Yunan biri olarak gördüler ve ırkçılık yaptılar ve ben bu hikayelerle büyüdüm. Şimdi bunun üstünden Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere bakacağım veya Türkiye-Yunanistan ilişkilerine bakacağım. Şimdi öyle öğrenci hani ilk paragrafını yazdığı zaman o da benim için çok büyük bir artı puan oluyor. Çünkü aslında literatürde yazılan şeylerin çok önemli bölümünü öğrenci kendi kişisel hayatında görmüş oluyor. Ve dolayısıyla diğer öğrencilere nazaran o konuyu çalışırken büyük bir avantajı oluyor. Dolayısıyla ben niyet mektubuna bu iki farz açılıştan birini yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve 1,5 sayfalık bir yazı olduğu için zaten transkriptlerinde ya da başvuru belgelerinde ortaya çıkan bir bilgiyi tekrar etmelerine gerek yok. Yani o niyet mektubuna işte ben Bilkent'ten 3,63 ortalamayla mezun oluyorum. Uluslararası güvenlik dersini aldım. Uluslararası politik ekonomi dersini aldım diye uzun uzun yazmalarına gerek yok. Onu ben zaten öğrencinin transkriptine baktığım zaman görüyorum. Benim o 1,5 sayfalık mektupta istediğim şey, yani hep şu örneği veririm. Yani düşünün ki ben ofisindeyim. Siz de kapıyı çaldınız ve ofise girdiniz. Ve 3 dakika bana kendinizi tanıtacaksınız. Ve 3 dakikanız var ya da 5 dakikanız var. Ve ondan sonra ben sizi bir daha görmeyeceğim. Arkadan da başvuru süreci başlayacak. Ne dersiniz? İşte o başvuru mektubu öyle bir şey. Yani o başvuru mektubu o 200 mektup arasından sizi öne çıkartabilmeli. Ve bence başvurunun en kritik noktası. Yani demin not ortalaması dedik.
Bazı durumlarda yani öğrencinin not ortalaması 2.89 ya da 3 oluyor. Ama başvuru, ya o niyet mektubu o kadar ilginç geliyor ki onu o süreç içinde tutmak istiyoruz. Ve diyoruz ki ya bir referanslara bakalım. Referanslarda bazen hoca yazıyor. Ya bu öğrencinin aslında not ortalaması biraz düşük ama işte 3. sene şöyle bir şey oldu. İşte atıyorum çok yakın bir akrabasını kaybetti veya babası iflas etti veya depresyona girdi. O nedenle not ortalaması çok düştü ama çok zeki bir öğrencidir. Bu öğrenciyi değerlendirin. Şimdi niyet mektubu da çok iyi olunca ya anlatabiliyor muyum? Hani düşük not ortalaması tabii ki biraz bir negatif bir faktördür ama onu aşmanın, telafi etmenin yolları vardır. Bir tanesi niyet mektubu. Diğeri de demin zaten söylemeye başladım, referanslar. Yani benim şu ana kadar yani Türkiye'de gördüğüm öğrenciler referans mektubunu kimden ve ne şekilde almalılar bunu pek bilmiyorlar. Hocam referans kısmına gelmeden önce şu niyet mektubuyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum kendi adıma açıkçası. Ben bütün bu konuştuklarımızdan şunu anladım açıkçası. Özellikle bir insanın yüksek lisansa master'a başvuracağı sırada bu yazdığı niyet mektubunda hani o yakalayacak bir kendisine de dokunmuş, kendi hayatına dokunmuş bir şeyden yola çıkarak o akademiye yönelik bir soru sorabilmeyi başardığı zaman bu daha çok içten gelme. Belki hayatta talihsel olarak yani bir talihi denk gelmiştir. Ona öyle bir şekilde doğmuştur. İşte mübadele yıllarından göçüp gelen bir dedenin torunu olarak doğmuştur. Şans eseri vesaire. Kısacası ben şunu söylemek istiyorum. İyi soru sormak, hayatının içerisinde kendisinin yaşadığı şeylerden öne gelen, bununla birlikte oluşabilen bir yetenek diye düşünüyorum ben açıkçası kendi adıma. Bu iyi soru sorabilmek konusunda gerçekten talihli, başarılı ve azimli olan birisi gerçekten o master başvurusunu yaptığı zaman ben o niyet mektubunun doğal olarak etkileyici olacağına inanıyorum. Öte yandan bir insan yalnızca master yapmak adına master başvurusunda bulunduğu zaman o niyet mektubunu yalnızca bu ona söylendiği için veya böyle bir şey, böyle yapması gerektiğini düşündüğü için hayatında henüz ona o konuda dokunmuş bir şey yokken yaptığı zaman da son derece hani o 80 mektuba diyorsunuz ya %80'i aynı mektup diye o aynılaşan mektuplardan biri olacağını düşünüyorum. Bu noktada ben kendi adıma şöyle bir tavsiyede bulunabilirim izleyen insanlara. Gerçekten sizin hayatınıza dokunmuş, ilgilendiğiniz bir alan üzerinden master yapın. Hatta lisansınızı da bu yönden okuyun mümkünse. Başka türlü gerçekten kendi istediğiniz ve bütün varlığınızla yapmaktan son derece keyif duyduğunuz bir şey yapmanız mümkün olmayacak. Size baktığım zaman hocam akademisyenlikten, öğretmenlikten, çalışmalarınızdan çok keyif alan ve bundan heyecanlanan birini görüyorum ben. Bunun heyecanını taşımayan birisinin akademisyenliği yaparken ne kendisi eğlenebilecektir, ne de öğrencilerine yeterli katkıyı verebilecektir, ne de iyi akademik çalışmalar yapabilecektir demek istedim kendi adıma. Bununla beraber şeye geçelim hocam, referanslar kısmına geçelim. Referanslarla ilgili birkaç ipucu alalım sizden. Yani şimdi benim ben Bilkent'te çalışmaya başladığımdan beri aslında gördüğüm şey öğrencilerin biraz referans isteme konusunda hani takip ettikleri politikanın bazen yetersiz oldu. Yani bunun bir tanesi referans toplarken en önemli şey aslında sizi en iyi tanıyan ve en iyi mektubu yazacak hocaya gitmeniz. Yani daha meşhur olan hocadan ziyade sizi daha iyi tanıyan hocaya gitmeniz daha etkili. Çünkü genelde referans mektupları birbirine benziyor. Ve tabii hani hocalar kes yapıştır mantığıyla genelde aynı mektubu bir dolu öğrenci için kullanıyorlar. Ve tabii hani o mektubun fazla da bir öğrencinin başvurusuna artı değer getirdiğini ya da avantaj sağladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla öğrenciler açısından hani kritik nokta kendilerini tanıyan hocalara gitmeleri. Genelde lisansüstü programlar 2 ya da 3 mektup ister. Şimdi bir öğrencinin yani 4 sene boyunca bir bölümde okuyan öğrencinin en azından kendisini kişisel olarak tanıyan ve iyi referans mektubu yazacak 2 ya da 3 tane hocası olduğunu düşünüyorum. Hani dolayısıyla bu kritik. İkincisi tabii referans mektubu yazacak hocanın elini biraz kolaylaştırmak açısından öğrencinin kendini iyi tanıtabilmesi gerekiyor. Yani ne tip bir master programına başvurduğunu, neden master ya da doktora yapmak istediğini, hatta çalışma alanlarını iyi anlatacak, yani iyi hocaya, hocasını iyi anlatması gerekiyor ki hoca daha sonra onun için kaliteli referans mektubu yazsın. Ben genelde referans mektubu yazdığım öğrencilerimden zaten mutlaka niyet mektuplarını isterim, transkriptlerini isterim, CV'lerini isterim ki bir şekilde yazdığım mektupta bu yani öğrenciyi daha iyi tanıtabileyim.
Şimdi diyelim ki ben uluslararası ilişkiler bölümünde bir öğrenciyim ama bu ben olarak değil yani. Notum falan da böyle 2,5'u geçmiş bir öğrenci olduğumu varsayıyorum. Ama öyle bir öğrenciyim ki gerçekten ilgiliyim konulara, gerçekten çalıştım ve notlarım da iyi, gerçekten hevesim de var, gerçekten hayatıma da dokunmuş, merakım var, hayatımın devamında da belki akademisyen olmak istiyorum diyelim. Ama içe kapanık bir yapım var. O derste adı öğrenilmiş 10 kişiden birisi değilim. Ya da öğretmenlerle ilişkiyi çok iyi kurmuş birisi değilim. Ve master'ın başvuru zamanları geldi ve benim hiçbir şekilde hiçbir hocayla çok ciddi iyi bir ilişkim yok. Notlarım iyi olsun olmasın hocalarla merhaba merhabam bile yok. Belki kafamı önüme eğip yürüyen bir insanım. Şimdi böyle bir insanım ve ben niyet mektubumda bunu aynen yazdım. Dedim ki ya ben içe kapanık biriyim. Hiç kimseden de referans mektubu almadım. Ama olayım budur diye yazılı bir niyet mektubu geldi sizin önünüze ve bir referans mektubu yok. Hı hı. Bu öğrenciyle ilgili ne düşünürsünüz hocam, siz komitelere giren biri olarak? Son derece dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde bunu yazmış. Ya şimdi tabii şu ana kadar hiç referans mektubu olmayan bir başvuruyla karşılaşmadım. Yani en içine kapanık öğrenci bile en azından bir iki tane hocasından referans mektubu alıyor. Dolayısıyla hani hiç referans mektubu olmamış bir başvuru kabul etmek çok zor. Belki de hani mümkün değil. Dolayısıyla hani onu belirteyim. Referans mektubu sonuçta bu tarz yani lisansüstü programlara başvurunun önemli bir aracı. Referans mektubu olmadan bir başvuru kabul etmek zor. Fakat tabii yani ben kendim sınıfta içe kapanık ve dışa dönük öğrencilerin bir noktadan sonra fark ettiğim için içe kapanık ama bir dolu başarılı bulduğum, işte sınavları çok iyi geçen ve ders dışında hani benimle muhabbeti olan öğrencilerime de referans veriyorum. Ve referans yazarken de genelde bu noktayı değerlendirmeye çalışıyorum. Ben dolayısıyla sınıfta söz almak ve konuşmak tabii ki önemli ve iyi bir gösterge. Yani öğrenci, başarılı öğrencinin öne çıkartan noktalardan bir tanesi bu. Ama sırf bu olmadığı için bir öğrencinin kötü olduğunu da düşünmüyorum. Öğrenci derslerde söz almadığı zaman başka noktalardan onu telafi edebilir, hocanın gözüne girebilir, işte sınavları çok iyidir, çok iyi ödevler yazar, ders dışında hocaya iyi soru sorar veya hocayla muhabbetini geliştirir. Dolayısıyla yani başka referans almanın yolları da var. Burada yani kritik nokta hocanın öğrenciyi iyi tanıyor olması. Ders içinde, ders dışında, sorular üstünden, yazılı metinler üstünden ama bir şekilde hocanın öğrencisini iyi tanıması gerekir. Bu referans kısmını kapatırken bütün öğrenciler adına şunu söylemek istiyorum. Sınıfta sadece konuşmak için konuşan, hocanın ve bütün öğrencilerin vaktini alan öğrencilerden biz öğrenciler olarak nefret ediyoruz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum nacizane. Yani ben tabii öğrencilerin sınıfta konuşmasına karşı değilim. Dolayısıyla hani o öğrenci modeline gıcık olmuyorum. Dersinde öğrenciler istedikleri gibi konuşabilirler. Ama tabii yani genelde her derste böyle 3-4 tane öğrenci olur ve sınıfın geri kalanı çok konuşma gönüllüsü olmadığı için o 3-4 öğrenci sınıfta tartışma yaratır ve dersi kurtarır. Dolayısıyla hani o öğrencilere gıcık olmaktan ziyade diğer öğrencilerin de biraz derse katılmaya gönüllü olmasını tercih ederim. Ama isteyen her öğrenciye ben dersinde hocam, şöyle düşünün, sınav kağıtlarını dağıtmışsınız, hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz diye sadece konuşmak için konuşan birisi var karşınızda. Ya ona siz de gıcık olursunuz, lütfen yapmayın yani. Yorum yapmayayım. Gerçekten. o durumdaki öğrencileri yorum yapmayayım. Ya şimdi mülakata hazırlık kısmıyla ilgili bir sorum olacak hocam. Hani her bölüm yapmıyor tabii ki. Her komitede yapmıyor, her başvuru sonrası, her üniversitede de yapılan bir şey değil ama bir mülakat olduğu zaman o mülakatta ne tip sorular soruluyor? Siz ne tip sorular soruyorsunuz veya bu sorulara ne tip cevaplar verilmesi daha uygun oluyor öğrenciler adına? Yani benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla komitede farklı hocalar farklı stratejiler belirliyorlar ve o stratejiler üstünden soru soruyorlar. İşte biraz iyi polis kötü polis gibi bir dinamik olabiliyor. Yani bazı hocalar işte sert soru sorarak öğrencinin stresli bir anında ne tip cevaplar vereceğini ve konusunu ne kadar detaylı bildiğini ölçmeye çalışıyor. Ben açıkçası lisansüstü mülakatlarda özellikle de master seviyesinde bunu çok doğru bir strateji olarak görmüyorum. Çünkü 21-22 yaşında öğrenci aynı konuyu çalışmak isterse istesin o konuda illa derinlikli bilgi sahibi olmuyor. Ama
derinlikli bilgi sahibi olmaması benim açımdan en çok negatif bir olgu. Bence o konuyu çalışmak için bu programa başvuruyor. Dolayısıyla ben hani öğrenciyi böyle sandalyesinden ittirecek, rahatını bozacak, çok stres yaratacak ya da sert karşılayabileceği bir soru sormuyorum. Genelde ben öğrenciyi konuşturmaya yönelik, çünkü işte her öğrenciye yaklaşık 15-20 dakikalık bir mülakat süresi ayırıyoruz. O esnada öğrenciyi tanımama yol açacak tarz, yol açıcı sorular soruyorum. Yani işte ne tip bir konuyu çalışmak istiyorsun? Bu konuyu neden çalışmak istiyorsun? Bilkent'e neden başvurdun? Neden bu disiplini seçtin? Yani biraz öğrenciyi tanımaya yol açacak tarz genel sorular soruyorum. Aslında genel soruları cevap vermek bence olgusal soruları cevap vermekten daha zordur. Çünkü olgusal sorunun cevabını biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Biliyorsanız cevap verirsiniz. Bilemediğinizde de cevap vermezsiniz ve geçer. Yani orada çok fazla bir tartışma yoktur. Halbuki sizi tanımaya yönelik genel soruları cevap vermek aslında bir noktadan sonra daha zor olabiliyor. Çünkü kendinizi iyi tanıyıp tanımadığınızı gösteriyorsunuz. Seçtiğiniz konuları, seçtiğiniz disiplini, seçtiğiniz okulu, yani o kararları neden aldığınızı açıklamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla benim tecrübemde aslında 15-20 dakikalık sürede öğrenci kendini çok iyi belli ediyor. Yani bu neden master ya da doktora yapmak istediğini iyi anlatan öğrenciler oluyor, anlatamayan öğrenciler oluyor. Konusunu düzgün bir şekilde belirlemiş öğrenci oluyor, belirlememiş öğrenci oluyor. Yani ben biraz daha bu tarz genel sorulardan o öğrencileri yakalamaya çalışıyorum. Çünkü öteki türlü stres altında tabii ki düzgün cevap verebilmek önemli bir meziyet. Ama biz yani akademik hayatta da illa stres altında cevap vermiyoruz. Normal günlük hayatımızdaki çalışmalarda aslında vaktimiz oluyor ve düşünerek iş yapıyoruz. Yani dolayısıyla bir akademisyenin illa stres altında iyi cevap veriyor olması gerekmiyor. Düzgün cevap verebilmesi, iyi karakterli olması, neyi neden yaptığını iyi bilmesi bence daha önemli özellikler. Dolayısıyla ben biraz mülakattaki sorularımı bunun üstünden soruyorum. Tabii ki yani öğrencinin doyurucu cevap vermesi önemli. Çok alakasız yanlış cevaplar vermemesi önemli. Kaba, agresif cevaplar vermemesine dikkat ediyorum. Daha doğrusu hani bu tarz cevaplar veren öğrencileri çok olumlu görmüyorum. Ama onun dışında hani çok öyle bir sert soru sorduğumu düşünmüyorum. Ya da sert soru sormamaya çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Başından sonuna kadar master nedir, nasıl yapılır, hangi programlar vardır, yurt dışı imkanlar nelerdir, başvuruda nelerle karşılaşırız, niyet mektubunda, referans mektubunda neler yazılmalı, neler içeriye konmalı ve en son olarak da mülakata hazırlık döneminde neler yapmalıyız, mülakatlarda nelerle karşılaşabiliriz gibi sorulara cevap verdiniz. Ama tabii ki ben başvuramıyorum. Neden? Çünkü ortalamam 2-13 arkadaşlar. Siz başvurun, ben başvuramıyorum. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davet için Çağatay. Çok keyifli oldu. Evet, bu videoluk da bu kadar. Videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam eden videolar, hatta daha önce çekilmiş videolar için de kanalıma bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.